yayınlayacaktık Raf dergisinde. Fakat eski bir bina diye şey yapmamıştık. Sonrasında Ahan ödülü aldı. Biz de pişman olduk. Bugün onun broşürlerini size dağıtabilirdik. Yani arkiter olarak aslında her alanında var olabilirdik. Ama mesela bunun adresini şeyin adıma yolda anlattım. Belki otobüste fark ettiniz. Ben nereden biliyorum? Ben birileri şeye girmiş, oradan biliyordum. Arkivde bağlantılı çalışan mimarlık haritasına girmiş. Şu anda içinde herhalde 1000'i geçti bina. Arkivin başka aslında açılımları da olabiliyor. Bina çok yakın zaman içinde, bir ay olmadı sanıyorum. Bir ay önce Ahan ödülünü kazandı. Ben Emre Bey'in hala favorilerinde duruyor ama hala izlemedim NTV'deki söyleşisini. Ama orada söylemiş sanıyorum. Ödüllerin altının çok boşaltıldığını. Biz de ödüller veriyoruz ama altını boşaltmak için vermiyoruz arkadaşlar olarak. 3 tane ödülümüz var. Ama gerçekten ödüllerin altının artık çok boşaldığına inanıyorum. Yani kimseyi kırmak için söylemiyorum ama geçen gün bir ödül açıklandı. Mesela kategorilerini sayın dedim editör arkadaşlarıma, sayamadılar. 50 küsür tane kategorisi vardı. Ahan ödülü bence bu ödüllerin içinde çok çok rahatlıkla bambaşka bir yerde duruyor. Yani hiç bunun tartışılacak bir tarafı yok. 3 yıllık süreçle veriyorlar. İşte nominatörler gelip bu binaya bakıyorlar sanıyorum. İpek Yol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın'ın kısa konuşmasını yapmak üzere ben buraya davet edip yerime oturuyorum. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları ve artık sizin camianız Article ekibi olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz buraya geldiğiniz için. Bizim bu binayı inşa etmemizin hikayesi gerçekten İpek Yol tüketicisinin bizden daha kaliteli ürün istemesine dayanıyor. Biz İpek Yol tüketicisine daha kaliteli ve daha dünya standartlarında standart bir işçilik vermek için biz üretim tesisini kurma kararı aldık. Türkiye'de de şu anda kadın hazır giyiminde üretim tesisine sahip herhangi bir Türk markası yok. Kadın hazır giyiminde ilk sanayileşen Türk markalarından bir tanesiyiz. Biz bu kararı aldığımızda kardeşler kendi aramızda işte kime gidelim? Tabii ki Emre Bey, çok sevgili Emre Bey dostum olduğu için tereddütsüz Emre Bey'e hani gittim. Ama tabii ki biz kendi aramızda konuştuğumuzda abi kardeşim dedi ki Emre Bey böyle bir proje çizer mi? Bir fabrika binası çizer mi? Biz de dedik hani biz bir dikdörtgen bir bina yapmayacağımız için bir kimlik istediğimiz için yani tereddütsüz Emre Bey. Ama dikdörtgen yaptık. Evet ama dikdörtgeni Emre Bey bize başka şekle çevirdi. Emre Bey geldiğimde ben düşüncelerimi anlattım. Emin misin dedi. Doğru yere geldiğinden emin misin dedi. Dedim ki ben eminim dedi. Hani Emre Bey'in her kullandığı bir kelime o gün yani kulaklarıma çınladı. Hani benden hapishane istemeyeceksin değil mi dedi. Zaten istemediğim için ben buradayım dedim. Yoksa dedim yani giderdik. Temeli atardık. Yani her okulu yeni bitirmiş bir mimar zaten bize bir dikdörtgen kapalı bir bina yapabilirdi. Onun için Emre Bey'e gittik ve Emre Bey bize bunu söyledi. Dedim ki ben sizin zevkinize ve çizginize gerçekten çok inanıyorum ve güveniyorum ve beğeniyorum. Emre Bey'in bütün projelerini gerçekten çok beğeniyorum. Ve o dakika, o sonu söyledikten sonra ben toplantıyı bitirdim. Dedim ki artık top sizde, benden çıktı sizde ve siz bundan sonrasını artık siz hazırlayacaksınız. Ve Emre Bey bize önüme ikinci ve üçüncü alternatif koymadı. Tek bir alternatif çizdi ve tereddütsüz biz o anda Emre Bey'e evet dedik. Çünkü biz yatırım maliyetini düşürmedik. Yani biz öyle bir bina istedik ki gerçekten önümüzdeki 100 yıl sonra bu binanın klasik bir bina olması. Çünkü hani genelde yatırımlar yapılır. 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene içerisinde bu yatırımı ben nasıl geri alırım diye. Biz bunu onu düşünerek yapmadık.
Biz kimlik değeri olan bir binaya sahip olduk. Bu da bize gerçekten yeter. Emre Bey'e de ben buradan emeklerine, gerçekten bize verdiği bu değer ve emeklerine teşekkür ediyorum. Söyleyebilecek bir şeyim daha yok. Bundan sonrası artık top Emre Bey'de. Bundan sonra teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu hep çok klasik bir şeydir. Çok tekrarlanan bir şeydir. Yani bir yapının arkasında önemli bir saç ayağı gibi işte yapıyı tasarlayan, yapıyı inşa eden, müteahhidi olan, taahhüt eden ve aslında yapının işvereni. Bunlardan herhangi bir tanesinde bir aksama olduğu zaman veya bir zafiyet olduğu zaman ortaya doğru düzgün bir şeyin çıkması çok kolay değildir. Tesadüflere kalır. Bu anlamda da demin Yalçın Bey'in söylediği o ilk buluşmamız, yani Yalçın Bey'le ilk buluşmamız değildi ama İpek Yol Fabrikası bağlamındaki ilk buluşmamızda hakikaten ben Yalçın Bey'i bir İhracatçılar Birliği'nin bir üyesi olarak, başarılı bir iş adamı olarak, çok sempatik bir kişiliği olduğunu bildiği birisi olarak daha önce tanıyordum ama nasıl bir işveren olduğunu bilmiyordum açıkçası. Sanıyorum şimdiye kadar çalıştığım bu anlamdaki en rahat ettiğim demeyeceğim, rahat etmek çok doğru bir kelime olmaz ama bir anlamda kendimi en konforlu ve böyle kaygan olmayan bir zeminde hissettiğim işverenlerden bir tanesidir. Çünkü ne dediğini bilen, ikide bir karar değiştirmeyen, gece yatıp sabah başka bir fikirle uyanmayan, aslında çok işine gayet şey bakan, net, sağlam ve açık fikirlerle bakan ve de buradaki herhangi bir tasarımcıyı gerçekten özgür bırakmak demeyeceğim. Hiçbir zaman bir tasarımcı özgür değildir ama en azından kafasındakileri ortaya koymaya muktedir hale getiren bir insan oldu. O yüzden ben de kendisine teşekkür ederim. Bu karşılıklı bir şey gibi oldu ama hakikaten benim için çok önemli. Şimdi arki buluşmalarının bundan öncekilerine bir göz attım birkaç gün evvel bu şey bağlamında. Çünkü birlikte çalıştığım Yasemin Şener bir bu tür buluşmalarda bir sunuş yapıldığını söylemişti ve sunuşu da her zaman niye olduğunu bilmiyorum da böyle sunuşlar iki gün evvelden istenir sanki böyle bir şey olacakmış gibi. Buraya getirsek direkt ne olurdu bilmiyorum ama işte iki gün evvelden sunuş gerekiyor falan. Ben de tilt olurum hep böyle şeylere. Özellikle de yollama veya fake bir yanlış bir sunuş yollarım, başka bir şey sunarım. Bu sefer öyle de yapmadım çünkü burası çok net bir alan. Her şey ortada. Kavranması çok zor olan bir proje değil. Aslında yani şöyle bir tur attığımızda neyin ne olduğunu göreceğiz. Üretim sistematiğinden aslında strüktürel bağlama kadar neredeyse her şeyin birbirine bağlı olduğu, hiçbir noktanın diğerini başka bir mecraya sürüklemediği, dolayısıyla kafa karıştırmayan bir yer gibi geliyor bana. Belki gezince siz de öyle hissedersiniz. Umarım öyle hissedersiniz. O yüzden görsellerle birlikte bir sunuş yapmayı çok anlamlı bulmadım. Zaten gezeceğiz, göreceğiz. Belki bu şeyde bağlamda demin Ömer'in söz ettiği bu Ahan ödüllü meselesi gündeme gelebilir. Belki televizyonlarda falan bugünlerde ben bayağı bir çıktım falan böyle anlattım. Bir mimarın böyle şeyler yapması bir taraftan huzur kaçırıcı, utanç verici, yüz kızartıcı falan gibi gözükebilir. Bir taraftan da aslında mimarlık mesleğin toplumsallaşması açısından bana çok önemli geliyor. Genellikle aynı sorular soruluyor. Genellikle gazetelerden de çok klişe şeyler geliyor. Bunu basın mensuplarının önünde rahatlıkla söyleyebilirim. Çok klişe sorular geliyor ama ya bir şeyle uğraştık. Bu Alman Baumeister dergisinin bir cümlesi yüzünden hakikaten biraz böyle baş belası bir cümleydi o. Buradaki işçilerin eve gitmek istememeleri gibi kerameti kendinden menkul bir şey yayıldı ortaya. Böyle bir şeyin olmadığını herhalde göreceksiniz. Hepsi bence eve gitmek isterler. Ama en azından burada günlerini geçirirken çok önemli miktarda, biz hayatımızın çok önemli bölümünü çalışarak geçiriyoruz hepimiz aşağı yukarı.
Fabrika dediğimiz, gerçekten tekstil fabrikası dediğimiz Türkiye'deki oluşumun biraz daha dışında durabilen, işte yarattığı ortamla birlikte içinde çalışan insanları lanet olsun gene buraya geldim dedirtmeyen, içine girdiği zaman en azından şöyle bir kafasını kaldırdığında işte şu tür bahçeleri, aydınlığı görebildiği, dışarıda hava nasıl aşağı yukarı anladığı, sadece o tela ceket bilmem astarı tela falan onlarla demin adını öğrendim. Onlarla uğraşmadığı bir dünya olsun. Sadece arada bir kafasını kaldırdığında hakikaten çok zor bir iş, çok bıktırıcı bir iş. Berbat bir iş aslında. Ya, hepimizin işi çok berbat. Ben yani dün gece işte 5'i 10 geçe bir odan çıktım sabaha karşı. İşte bir yarım saat 45 dakika kestirdim, duş aldım, geldim. Öyle bakınca hepimizin işi berbat. Burada da öyle bir dünya var. İnsanlar çok çalışıyorlar ama ürettiği şeyden keyif almak ve ürettiği şeyin aslında işe yarar olduğunu görmek bence önemli. Bunun kadar önemli olan da üretim mekanının kalitesi. Demin Yalçın Bey konuşmasında İpek Yol'un kalite kelimesinden yola çıktığını söyledi. Demin ayakta konuşurken bir gazeteci arkadaşımızla buradaki kilit kelime olarak ben kalitenin önemli bir faktör olduğunu söyledim. Çünkü tekstil sektörünün hepimiz biliyoruz ki %80'i merdiven altı üretimidir, fason üretimdir ve gayet kalitesiz şartlarda kayıt dışı bir üretimdir. İpek Yol ise çok devrimci bir biçimde, Türkiye'de çok örnek olacak bir biçimde bütün hikayesini ortaya dökmüş. Bırakın Türkiye standartlarını, Avrupa standartlarında, dünya standartlarında bir üretimi hedeflemiş ve bunun içinde gereken ne varsa yapmış bir kuruluş. Bu mekan aslında ona destek olmaya çalışan bir mekan. Ancak böyle bir evrensel bakış açısıyla var edilebilecek bir, daha doğrusu istenebilecek bir mekan. Ben de bunun iyi, benim açımdan iyi bir buluşma olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra gezeceğiz. Her şeye rağmen üretim mekanları monoton, hep aynı işin yapıldığı, yani bazen de böyle her günde kaç tane düğme dikiliyor mesela, bir saysak herhalde çok acayip şeyler çıkar burada. Bütün bunların içinde nefes alınabilen bir yer olması bütün derdimiz buydu. Mimarlığın böyle bir derdi olabilir mi? Mimarlığın böyle dertleri olmalıdır. Yani biz mimarlar olarak çevreye güzel yapılar inşa etme edimi üzerinden bakmak yerine galiba biraz daha kendi bağlamını oluşturması, sosyal anlamda hikayeyi yeteri kadar sorunsallaştırması ve bu sorunsallaştırdığı kanallar üzerinden anlamlı cevaplar üretmesi ve bu ürettiği cevapları cismanileştirecek kadar da teknik yeterlilik göstermesi olarak görmeliyiz. Bunu görmediğimiz zaman ortaya çok şık, şahane fotoğraf veren, çok fotojenik yapılar çıkabiliyor ki bizim de başımıza geldi. Hatta ödüller falan da alıyor. Demin Ömer'in söylediği gibi ödüller eskiden bu kadar bol değildi ama epeyce ödül hikayesi gerçekten bollaştı son zamanlarda. Bizim de mesela ödül alan bir yapımız var. Ağzı yüzüne döndü. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Antalya'da bir yapı, Mini City diye bir yapı. Önce belediye ve bir özel kuruluş burayı İstanbul'daki minyatür benzeri bir şey olarak bizden projesini istedi, yaptık. Sonra o özel kuruluş devreden çıktı. Belediye kendisi işletmeye başladı. Bir tür harabeye dönmeye başladı. Sahiplenmedi ve hatta işte oraya bizim bir kabuk yapısıdır aşağı yukarı. O kabuğa aydınlatılması için koyduğumuz ışıkları alıp maket aydınlatması haline getirecek kadar anlamsız müdahaleler yaptı. Uğur Tanyeli'nin bir yazısında çok böyle ballandırarak anlattığı ki pek sık yapmaz biliyorsunuz. Bir boşluk, yani şeyden terastan gelince gördüğümüz bir boşluk vardı orada. O boşluğun içine böyle bir çay bahçesi tadında bir şey ilave etti. Türk mimarlığına uygun olduğunu düşündüğü alçak
şeyler, tabureler ve sekiler koydu. Kilimler koydu. Onu yaparken de kullandığı malzemeler bir yandaki inşaattan çıkan demir doğramalarla yaptı. Camları da başka bir inşaattan gelen kum, buzlu camlarla taktı. Şahane bir şey oldu. Gittim gördüm, hakikaten inanılmaz bir şey. Ama şunu söylüyor insan. Ya demek ki bu bina buna muktedirmiş veya bu bina buna müstahakmış, daha da kötüsü demeye başlıyorsunuz. Yani sen misin orayı böyle boş bırakan? Demek ki orası boş kalmamalıymış gibi bir şey de düşünüyor insan. Ama mesela ben buraya geldiğim zaman çok seviniyorum, çok rahat ediyorum. Dün gece tesadüfen çok eski bir defterimde ben burası için tasarladığım bir aydınlatma elemanını görmüştüm. Böyle bir uydurma bir perspektif vardı. Şimdi baktım bahçede o aydınlatma elemanları duruyor. Tam söylediğimiz sıralarda duruyor. Ki bu bina kadar kolay kontamine olabilecek, üzerine kolaylıkla her şeyin takıp takıştırılabileceği, aslında herhangi bir müşterinin elinde bu bina çok sade, çok fazla sade, bunu ısıtalım, çok şey bir laftır ısıtmak, masum fakat feci bir laftır, ısıtalım falan filan diyerek burayı kim bilir neye çevirirlerdi. Şimdi bunu istemek, elde etmek, böyle bir şeyi almak önemli bir şey, ama böyle bir şeyi kaç senedir çalışıyor burası, neredeyse ilk günkü gibi tutmak bence bunlardan çok daha önemli bir şey. Mini City Architecture Review'un bence önemli olabilecek bir ödülünü aldı. Bildiğim kadarıyla Wim van der Rohe ödüllerinde highly commended oldu falan. Şu anda içine balıkçı lokantaları yapılıyor. Yani bitince bir görmenizi isterim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bu sefer yaptım. Böyle bana çok kızıyorlar. Sen binalarınla uğraşmıyorsun, onlardan biraz intikam alıyorsun diyenler var falan filan. Biliyorum yani, hayatından aslında intikam alıyorsun gibi bunu böyle problemleştirenler falan. Olabilir. Biraz vardır içinde belki, ama bu bina için her şeyi yaptım. Adamların tepesine gittim. Adam gönderdim. Her hafta baskın yaptırdım. Ama berbat bir şey oldu. Yani görmenizi istiyorum. O yüzden bu bina benim için çok değerli. İnşallah siz de seversiniz gezince. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizin sorudan bahsettiniz. Adalet Bakanlığı'ndan, Aydın Bey biraz önce cezaevlerinden bahsetti malumunuz. Adalet Bakanlığı sizden bir cezaevi yapılmasını isteseydi ne gibi unsurlar öne çıkarttınız? Yapmaz. Cezaevi yapmam. Yani her şeyi yaparım, sadece cezaevi yaparım. Yani olacak bir şey değil. Ceza, yani çünkü şöyle bir şey var. Böyle yani bir insanın bir tarafa kapatılmasıyla adam olacağını düşünmüyorum. Eğer onu düşünseydim yapardım. Ama bence yani insanın dünya görüşüne aykırı olan bir şeyleri yapmaması lazım. Cezaevi benim için olabilecek en kötü proje konusudur. Şeyi bile denedim açıkça söyleyeyim. Yani kadınlarla erkeklerin ayrı yüzdüğü bir otelin projesine başladım. Sonra üçüncü gün telefon ettim yapamayacağım diye, ama denedim. Yani bünyem kaldırmadı en sonunda. Böyle erotik gelmedi falan, ne diye bilmiyorum. Ama en sonunda yapamadım onu. Böyle birkaç şey var. İşte cezaevi hiç düşünmeden reddedeceğim bir konu. Yani yapanın iyi yapmasını isterim en azından, ama yani bir cezaevi yerine cezaevine benzemeyen bir fabrika yapmak daha zevkli bir şey galiba.